Çok çok önemli bir müsabakaya çıktık. Stres faktörü tabii ki çok yüksek. Bir taraftan şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe, öbür tarafta düşme potasında olan bir Giresunspor. Bizim açımızdan da şuna bakmak gerekiyor. Tabii 15 maçta bir galibiyet, yani genel anlamda bir negatif momentuma giren bir takımımız vardı. Tabii burada çok kısa bir zaman içerisinde hangi doğruları yapmak durumundaydık. Bir kere iletişimin futbolda ne kadar önemli olduğunu bir daha tekrarlamak istiyorum. İletişimle birlikte futbolcuları yakaladığınız zaman moral motivasyon açısından, yani zihinsel açısından sporcuyu hazırlamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman onun üzerine tabii ki yapabileceğiniz taktiksel, yani analizden sonra rakibimize karşı nasıl oynamalıyız yani. Bunu da oyuncularla birlikte paylaşınca da onları da bu olayın içine aldığınızda hakikaten müthiş bir savaş, müthiş bir yani mücadele örneği ortaya çıkıyor. O yüzden takımımızı tebrik ediyorum. Bir puan bizim için çok çok önemli. Öbür tarafta taraftarlarımıza da bir mesaj vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani desteklediler bizi, onları hissettiler. Çok önemli bu. Özellikle tabii bulunduğumuz konumla alakalı. Bu müsabakada bizi önümüzdeki sürece hazırlıyor. Bunu daha evvel de söyledim. Şimdi bizim açımızdan burada baktığınızda, yani son toplarda kazanabilirdik de müsabakayı. Yani özellikle geçiş oyunlarımızı tam olarak oynadığımızda doğru pasla birlikte Kuvas'ın bir en sonlara doğru, Kuvas işte 3'e 2 sanıyorum orada bir pozisyon tam ayağına gelmiş olsaydı veyahut kendisi almış olsaydı orada belki golü de atabilirdik ve galip gelebilirdik. Önemli bu tür müsabakaları ben yaşadım, yani Malatyaspor'u da ligde bıraktığımızda da bu tür müsabakaları veya şöyle yani onların içinde o stres faktörün yüksek olduğu müsabakaların içerisinde olduk, yani onu söyleyebiliriz. Dediğim gibi takımı tebrik ediyorum. Bir puanımızı aldık, çok çok önemli. Ama aynı zamanda diğer müsabakalara konsantre olmamız gerekiyor. Trabzonspor müsabakaya konsantre olmamız gerekiyor. Dediğim gibi herkesi tebrik ediyorum. Ki şöyle söyleyelim, yani bunu hesaplama, yani her müsabakayı hesaplamamız gerekiyor. Yani öncelikle tabii ki şimdi biz hesapları yaptığımız zaman çok fazla bir şeyin ortaya çıktığını düşünmüyorum. Tamamen fokuslanmanız gerekiyor. Tamamen Trabzonspor müsabakasına. Biz yarın bir rejenerasyon idmanımız, sonra idmanlardan sonra devam edip ona fokuslanmamız gerekiyor. Yani toplam ne kadar puan olur bilmiyorum. Ancak tabii ki maksimum puan almanız gerekiyor. 3 tane müsabakamız var. Oradan maksimum puan 9 puan tabii ki. Ama öncelikle o içeride oynayacağımız Trabzonspor müsabakası çok çok önemli diye düşünüyorum. Ama bu bir puan bizim için gerçekten çok önemli. 3 puan olabilirdi. 1 puan müthiş. Bir de şöyle bir şey var. Bu durumda tabii siz de takdir edersiniz, burada bu negatif momentumu kırdıktan sonra herkese bir özgüven gelip takımımızda maksimum, yani bugün düşündüğünüz zaman ya Kadir'e baktığınızda, yani bu çocuk geçen sene 3. ligde oynadı, yani şeyde değil mi Kadir? Gerçekten çok iyi oynadı. Yani diğer arkadaşlarımız çok iyi oynadı. Taktiksel olarak her şeyini ortaya koydu. Hani zevk aldık müsabakada, onu söyleyebiliriz. Öncelikle onu. Çok çok önemli. Biz tabii analiz yaptığımızda söylediğiniz gibi zaaflarımız nerede? Bunları oyuncularımızla görüştüğümüzde hep beraber şuna karar verdik. Gerçekten bunu nasıl çevirebiliriz? Bir kere diziliş önemli ama her şeyden evvel takım savunması, dediğiniz gibi herkesin topun arkasına gelmesi. Bir de bugün arkadaşlar şunu unutmayın, yani bu takım 1-0'dan sonra geri döndü yani. Yani bir de Fenerbahçe öne geçti yani. Şimdi psikolojik ben onu da şey, bir de şöyle söyleyelim, genel anlamda o taktikten çıkıp işte ne yapacağız, puanlarımızı almamız gerekiyor derken kendi taktiksel disiplininden uzaklaşabilirsiniz. Uzaklaşmadı arkadaşlar, aynen devam etti, onu da söyledim onlara, onu da çok iyi yaptılar. Sonra dediğimiz gibi bana göre çok haklı bir beraberlik aldık diyebiliriz. Şöyle bir şey, ben teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var, maç bitti, ben döndüm, suyumu aldım, direkt şeye girdim, kendi odama girdim. Çünkü biliyorum genel anlamda o tür sıkıntılar olabilir diye ben de içeri girdim. Yani benim
orada kalmamın doğru olduğunu veya genel anlamda değil. Sonra takımla birlikte içeride onları tebrik ettim. Ben hiç başka bir şeye bakmadım. Yani.